kapalı çarşılardan zattan. Ah, asla cesaret edemem. Kayıyor mu? Niye herkesten elektrik çarpıyor bana? Merhaba arkadaşlar. Bugün Erdebil'de ikinci günümüz. Şimdi kapalı çarşıya doğru gidiyoruz. Gitmeden önce şöyle mağazaların önünden geçiyoruz. Kadın kıyafetlerinin en pahalı olduğu yer İran'da Erdebil. Burada kadınlar giyime çok önem verdiği için, yani çok rahat da satabildikleri için fiyatlar çok yüksek diğer şehirlere göre. Erkekler daha sade giyiniyor. Ama şöyle bir şey var. İran'ın genelinde de kadınlar çok fazla kıyafet alışveriş yapıyor. Erkekler çok az alışveriş yapıyorlar. Giymiyorlar, giydiriyorlar. Çok önem veriyorlar. Yani kadınlarına bakıyorlar diyelim, öyle söyleyeyim. Şimdi kapalı çarşıya doğru gidiyoruz. Kapalı çarşıya geldik. Maskemizi çıkarmıyoruz çünkü kapalı olduğu için. Açık alanlarda çıkartıyorum ama kapalı alanlarda çıkartmıyorum. Bizim kültürde olduğu gibi geline kırmızı kuşak bağlıyorlar. Şöyle kırmızı kuşaklara bakın, süslemişler. Ama bizdeki erkek kardeşin bağladığı gibi değil. Bu sefer damadın erkek kardeşi bu kırmızı kuşağı bağlıyor. Bir de Erdebil'de normalde kına gecesi yok. Ama Türk filmlerini fazla izledikleri için artık kına gecesi programları yapmaya başlamışlar. Yani kültürlerine kına gecesi kültürünü yerleştirmişler. Aa, burada da kuru balıklardan var. Reş'te vardı, hatırlıyor musunuz? Reş videomda paylaşmıştım. Burada yiyecekler var. Kuru meyveler, kuru yemişler falan var. Hatta burada nar ekşisi, çok fazla pekmez türleri var. Kaşık var, test edebilirsiniz dedi. Türkçe söylüyorlar zaten, burada tamamen Türkçe konuşuyorlar. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki halk çok merakla beni dinliyor. Çünkü buraya yabancı turist gelmiyor. Yani pek bilinen bir yer değil ama gelinmesi gereken bir yer. Burada da... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ha. Bu da üzüm pekmezi helvasıymış. Biz helva diyoruz. Olmaç helvası. Ha, olmaç helvası. Buna olmaç helvası biz diyormuşuz. Ben bilmiyordum. Anladım ne olduğunu. Adını bilmiyorum ama Türkiye'de var böyle bir şey. Dişe yapışıyor. Var. Dişe yapışıyor. Bunun kimin gibi mesela? Adını ama bilmiyorum. Çok tanıdık ama dişime yapıştı gitti orada. Çıkmıyor. İster misin? Sağ olun. Burada da kuru balık olduğuna çok şaşırdım. Oradaki amca ne yapıyor? Ha, et. Burada kasap da var. Şimdi çarşıyı biraz dolaştık. Çarşı fazla büyük değil. Öyle biraz kıyafet var. Biraz kuru yemiş, kuru meyve falan var. Sonra bitiyor zaten. Öyle şimdi dışarı çıkıyoruz. Bakalım başka nerelere gidelim. İran'da bütün kapalı çarşılardan zattan. Ben artık Azerice de biliyorum. İran'daki Azeri Türkleri Türkçeyi Farsça karıştırıyorlar ve aslında farklı kelimeler kullanıyorlar. Hatta bazen Rusça kelimeler de çok kullanıyorlar. Ama sonrasında bizim Türkçe kelimeleri kullanıyorlar ama bizim kullanmadığımız biçimde kullanıyorlar. Böyle birazcık ben de öğrendim. Birkaç tane söyleyeyim. Mesela diyorlar ki yorulmayasız. Yani kolay gelsin anlamında. Ya da bağışlayasız. Mesela pardon, özür dilerim anlamında. Öyle şu an tamamen iletişim kurabiliyorum. Aa, şurada çeşme var. Ellerimi yıkayayım. Azıcık serinleyelim. Burada hava çok iyi. Serin, sıcak değil ve rüzgarda serin esiyor. Yani burası kışın var ya, öyle bir soğukmuş ki ölürsünüz yani, o derece. Kışın gelinecek bir yer değil burası. Öyle. Yazında bayağı iyi zaten. Fetir'den zattan aldık. Artık yeni dilimle tanışma zamanı geldi. Benim Azeri arkadaşlarım vardı. Onu çok kullanıyorlardı. Onun ne olduğunu aslında bilmiyordum. Sonra sordum, öğrendim. Yani bu mesela burada az önceki kullanmıştım ya, işte çarşılar falan diye. Aslında buradaki mesela İran'daki bütün çarşılar aynı anlamına geliyor. Erdebil'in balları meşhur. Şimdi ben bal alacağım. Çünkü bal çok kullanıyorum. Çok iyi bal satan bir yere geldik. Şimdi hem tadına bakacağım hem de satın alacağım. Şimdi bal mağazasına giriyorum. Bal alacağım. Selam. Selam. Hoş bulduk. En iyi ballarınız hangisi? İyi ballarımız. Yakşiler. Durusu oldu burada, annemlerini burada. İlbanlıktaydı. İlbanlıktaydı. Burnusu daha böyle. Tadı nasıl? Dali. Tadına bakabilir miyim? Dali eserdim lan, bak açık. Yedim dali, orada kaşık. Tamam. Bunlar diyor. Çok iyi değil. Bunlar boşa bak. Tadına bakacağım. Onu çıkartmaya çalışıyor. Burada köy peynirleri de var. Hangisi? Bu bal mı? Tadına bakacağımız. Yok, bu kutulardan. Nasıl bakacağız? Ailen görseldi. Biri burada. Tadına bakar. Aha, sağ ol. Tadına bakar. Kaç kötü. Aldım ben. Tadı çok iyi. Çok iyi. Süper. Kilosu ne kadar? Buna 80 tümendi. Ha. Bunun tamamı? Yok, tamamı kilo 80 tümendi. Tamamı mesela öyle kilo yarım, kilo 800, 2 kilo böyle duruyor. Bir kilo alacağım ben. Kablara vuruyor, bir kilo, yarım kilo apareci. Anladım. Ben bir kilo bu baldan alacağım. Biz iki tane bir kiloluk bu baldan alacağız. Balları nereden getiriyorsunuz? Bunlardan kötü keseceğim. Yok yok, genel olarak nerede üretiyorsunuz? Mentekası bizim Erdebil mentekasıdır. Erdebil'in Savalan'ın Erdaha balı. Savalan'ın balları, dağ balları. Dağ balları. Tamamen doğal mı? Təbii yox, təbii arayış deyə, bəli pesoq da verirlər, şəkər də verirlər. Pesoq dışında. Azərbaycanlı şəkəri. Şəkər vermədikləri ballarınız var mı? Var, bəli. Onların kilosu nə qədər? 250. 250 minə veriyoruz. Anladım. Buradaki insanlar çok dürüst. Şimdi burası ballarıyla meşhur ve balların üretiminde şeker kullanılıyor. Şekersiz olanları da var ama onların fiyatları çok yüksek oluyor. Mesela sorduğunda bunda şeker var mı dediğinizde var diyorlar. Yani arılara şeker veriyorlar. Balla uğraşanlar bilir bunu. Ama olmayanlar da varmış. Şimdi biz şeker olandan alacağız ama şimdi diğeri pahalı olduğu için sonradan alabiliriz. Düş şöyleyse. Bir kilo. O da yeridir daha. O da yeridir 30 lira. Evet. 1 kilo yatağa sabahına gireriz. Evet. Biraz ağır seçerdir meseleden. Xəsisdirlər. Qazidən qabalı idi. Rəis Dadıstandan qabalı idi. Ötür olsun tarif etdi. Ve papya da baldan veriyor kübanesine. Özellikle ekserine buradan. Yani babam değil, amilerin değil, hamısı gelirler. Bu değil, panirdi, çeredi, bal değil. Adı bizi yattan çakmıyor. Bazı sorun neveleriyle. Haberim var değil. Sıkıntı değil, mesele değil, önemli değil, problem değil. Bizde de öyle. Böyle. Evvel mahvaralı ki Azerbaycan'a bakarım. Azerbaycan beyannamelerine, şebeşelerine. Azerbaycan'ın kanallarına bakıyorlarmış. Türkiye çok Türkiye. Çok Türkiye'nin. Bərnamələrini uşaqlı ilə istifadə edənlər. Əxəbim, məsələn, qardaşım var, hər 3 ayda Türkiyədədir. Hər 3 ayda gedər libas gətirər. Libaslar gəlir, burada xanımı, kuşanı var, nəvazəsi. Orada gətir, libas gətirib satar. Çox iyi. Xanımlar, zənanə libas gətirər. İran'da Türkiye'den çok kıyafet getirip burada satıyorlar. Erkek kardeşinin de Türkiye'den kıyafet getirip İran'da sattığını söylüyor. Şimdi yani ben sizin anladığınızı düşünmüştüm ama çok Farsça kelimelerde kullanıldığı için arada tercüme etsem iyi olur diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok zahmet verdik. Ne kadar çıktı burası? Oldu 3 kiloda. Dolayısıyla işte 80. İndirim var. 140 yok. 160. 160. Benim matematik 0. 240. Dibiz pislik saat. Dibiz saçı. Dibiz saçı. Dibiz saçı. Efendim. Buralar da. Na, bura bilərsiniz. Ben bir qoli ürəkdən deyəm, apara bilərsiniz. Qoli qardaşım, apara bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun, siz çekin. Bana tarif yaptı ama tarif olmadığını söylüyor. Para almak istemediğini söyledi ama tabii bu tarif oluyor. Size sonradan tarifin ne olduğunu anlatacağım. İran'da çok yapılıyor. Mağazadan çıkalım. Ben şimdi falan çıktım da. Sağ olun, çok sağ olun. Bize 40.000 tümen indirim yaptı. Siz bizim kardeşimizsiniz falan dedi. İyi ya, bayağı iyi. 40.000 tümen az bir para değil. Bu da konaklarda Türkiye'den geldi. Nasılsınız? İyi, hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Şükürler olsun. Neresindensiniz? Ben Samsunluyum. Samsunluyuz. Duydunuz mu? Duydum. Bir Karadeniz'de. Eşimin bir akrabasından da orada şey okuyor. Üniversite mi okuyor? Üniversitede ne derler? Düktürür oluyor. Düktürür daha. Ha, doktor. Doktor oluyor. Tıp. Ha, evet, tıp diyoruz. Allah başlasın. Selamet. Şimdi biz Hamit'in babasının evindeyiz. Annesi üzerlik tohumu yakacak. İran'da kötü enerjilerden korunmak için şöyle üzerlik yakıyorlar. Düğünlerde, cenazelerde, normal zamanlarda da evde üzerlik tohumunu yakıyorlar. Ve ben de bunu kendi evimde de yapıyorum. Kokusu kötü ama İran'da bunun kokusu güzel, günlerin hatırası aslında. Düğünlerde, bayramlarda isfendi yakıyorlar. Şimdi isfendi yandıktan sonra benim etrafımda da gezdirecek. Nazarlardan korunayım diye. Ah. Sağ olun. Öyle. Erdebil yakınlarında Hir diye bir bölge var. Yarım saat falan sürüyor. Burada bir tane cam köprü var. Çok meşhur. Şu an oraya geldik. Çok korkunç olduğunu söylüyorlar. Öyle merak ettik, geldik. Bakalım söyledikleri kadar korkunç mu? Burada sadece cam köprü yok. Çok şey var. Hatta trampolin falan da var. Hatta havuz da varmış. Belki bineriz. Şu karşıda köprü. Bakın. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Vallahi çok korkunç görünüyor. İnşallah sonuna kadar gidebiliriz çünkü benim yükseklik korkum var. Ben köprüye çıkmadan şimdiden korkmaya başladım. Şu arkamda kalıyor köprü. Çok korkunç görünüyor. Tabii tecrübe etmek istiyorum. Bileti nereden alacağız? Burada piknik yapanlar da var. Böyle masalar var. Şimdi bilet alacağız. Çık bitmiyor. Şu arkaya bakar mısınız? Burada yürüyeceğiz. Şimdiden korkmaya başladım. Şöyle ilk gidip bilet alalım. Ay. Vallahi insanlar çok cesaretli. Kalabalık da bu arada. Şu arkadaki manzara da güzelmiş. Ulaşamadık hala. Çık bitmiyor. Şu girişe yapabilirlerdi. Bilet satış noktasına. Bilet fiyatı 40.000 tümen. Çok pahalı vallahi. Size ucuz gelecek ama bize çok pahalı. Yoruldum. Ha, şuranın manzarası ne güzel. Şimdi giriyoruz. Girişte terlik veriyorlar. O terlikleri giymek zorundayız. Orası hep temizmiş. İyi yani, güzel bir şey. Şimdi terliklerimizi giyelim. Sağ olun. Benim terliklerim güzel. Bir tane plastik. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Benim terliklerim çok güzel. Terlik mi? Evet. Güzel mi? Güzel. Ayakkabılarımızı elimize aldık. Terlik giydik. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Çok korkunç görünüyor. Böyle otur bizim herkese az sürüşü var abi. Canımızdan doymuşum. Ey baba gece ne satıyormuş? Böyle evvel şu pazarımıza gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben umada. Kayıyor bu. Ne gidelim bize para varsa. Ay şurayı tutayım. Bismillah. Ay ay. Mia! İlerleri çok korkunç. Daha ilerlerine başlamadık. Şu an bir şey yok burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeğin caş çekersen o gün bazı ya. Olur mu? Olur mu? Neden olmasın? Niye kayarak gidiyoruz biz? Paten gibi. Aşağıya bakma. O il şurası çok korkunç. Evet. Hala bahsettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Çok korkunç. Aa! Elektrik çarptı. Ay çok korkunç. Niye bana elektrik çarpıyor burada? Ay ay çok ağır duruyor. Niye herkese elektrik çarpıyor bana? O kadar bak korkmuş elektrik. Ay sallanıyor sanki. Nerede mi getirdin? Zehra. Kadın bize bağırmayın diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Niye sallanıyor? Yine sen guşe benim. Korkuyor musun? Korkuyorum. Ben dünyam bir. Çok güzel gerçekten. Bakmıyorum ben. Alıştım artık korkmuyorum. Korktuğum gibi değilmiş, aşağı bakmıyorum ama elektrik manyağı oldum. Hayatımda tek yapamayacağım şey şu herhalde. Asla cesaret edemem ona. Çok korkunç, sanki düşecek gibi. Elektrik manyağı oldum resmen. Çok elektrik var. Çok elektrik var bunlarda. Vallahi ellerim hep acıyor. Öyle aşağı bakmamaya çalışıyorum. Şöyle arka manzara. Erdebil yakınlarında başka bir şehir var. O şehirde bir tane köprü var. Ama o köprü bayağı bir korkunç. Sallanıyor ve çok uzun. Ona tabii ki de cesaret edemem. Şimdi başka bir yere gidelim. Size taarrufu anlatacaktım, unuttum. Şimdi bu taarruf ne oluyor? Biraz ondan bahsedeyim. İran'da aslında taarruf bir çeşit saygı oluyor. Mesela siz geldiğinizde ya da tabii turistlere bazıları yapmıyorlar. Korkuyorlar çekip giderler diye. Geldiğinizde taksiye bindiniz diyelim mesela. Siz eğer Azeri şehrindeyseniz gabili yok diyorlar. Eğer Fars şehrindeyseniz gabili nedare diyorlar. Yani gerek yok, gerekmez, istemez gibi bir şey. Ama size aslında bunu taarruf yapıyor. Aslında siz o parayı vermek zorundasınız. O size saygı gösteriyor. Marketlerde de bu olay gerçekleşiyor. Başka bir şey aldığınızda da oluyor. Ama buraya gelen çok yabancılar öyle gabili yok, gabili nedare deyince çekip gidenler oluyor. Bazıları korkuyor bunu söylemeye artık ama İranlılar arasında çok yaygın. Mesela diyelim şöyle bir şey de var. İranlıların çok misafirperver olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar tamam misafirperverlik var ama aslında sizi herkes evine davet etmiyor. Size taarruf yapıyor. Yani gerçekten söylemiyor. Sadece gel istersen diyor. Hatta ısrar ediyor bazıları ama bu aslında gerçek değil. Hatta mesela diyelim evine gidiyorsun, komşu seni gördü. Gel eve gel şey yapıyor. Böyle davet ediyor. Aslında o taarruf yapıyor. Böyle çok konularda taarruf yapıyorlar. Çok yaygın ama ben yani çok sıkılıyorum bazen. Düşünün ya, bir şey istemiyorum diyorum. Aslında benim taarruf yaptığımı sanıyorlar. Devamlı ısrar ediyorlar. Ben pek ısrardan hoşlanmıyorum. Diyorum ki ben hiçbir şekilde taarruf yapmıyorum. Yani şey yapmayın. Taarruf yaptığımı falan düşünmeyin diyorum. Öyle yani, yemek yiyeceğin zaman bile ısrar ediyorlar. Hatta İsfahan'da gelip sana mesela kendisi yemek şey yapıyor, koyuyor tabağa. Bazen mesela o yemeği yemek istemiyorsun diyelim ama artık tabağına koymuş oluyor. Öyle İran'da genellikle de İsfahan'da çok taarruf yapıyorlar. Şöyle bir kenar bulduk. Şimdi burada termosa çay getirmiştik. Çay içeceğiz. Şimdi kara helva olsaydı ne iyi olurdu. Hamit diyor ki ben kışın askerliğe giderken sabah uyandığımda mesela saat 5 gibi falan uyandığımda -25 dereceyi görüyorduk diyor. Kara helva yiyordum vücut ısım yükselsin diye. Çünkü o soğuğa gerçekten kara helva olmasa dayanamazdık diyorlar. Bayağı soğuk oluyor Erdebil bu arada. Onun havasında bu var. Bunu... Ne o? İşti fethi. İçtiğine hurma var. Aa, çikolata. Çikolata mı? Çikolata, hurma da var. Çöreğin içi dolu olsa içti diyor. Ha, içli. İçli, evet. İçlimiş. Biz içli diyor. İçli, ha. Çok lezzetli. Tadı iyi mi? Evet. Bir bakayım. Bak. Güzel. Çörek tadı var, aynen. Evet. Çayla. Aynen, güzel güzel. Çayımızı içelim. İyi yaptık, çay getirdik. Oh. Erdebililerin gezmek için, yürüyüş için, piknik yapmak için geldiği Şurabil Gölü'ne geldik. Burada bir tane yürüyüş yolu var. İran'ın en uzun yürüyüş yoluymuş. Şimdi buradan başlasak yürümeye, şöyle gölü dolanıp oradan çıkıyormuşuz. Ve İran'da en uzun yürüyüş yolu burası. Şu an güneş tam tepede, çok sıcak. Yani kimse yok şu an çünkü bu saatte zaten kimse gelmez buraya. İş çıkışı falan olunca bayağı kalabalık oluyor burası. Yani ben o saatte gitmeyelim, kimse yokken gidelim daha iyi falan dedim. Şimdi koronada var ya, böyle biraz dikkat ediyorum. Dikkat etmiyormuş gibi görünsem de aslında çok dikkat ediyorum. Aa, burada otomobil, bisiklet var. Binsek mi, ne yapsak? Erdebil'de Fındıklı adında bir tane orman var ve ormanda ceylanlar var. Tabii şu an koruma altına alındığı için biz o ceylanları göremiyoruz. Size videosunu da koyarım şimdi, bakın. Çok güzel gerçekten. Bir de meşhur bir tane dağ var Sebelan adında. Onun da sonunda bir tane göl var. Buranın en temiz suyuna sahipmiş o göl. Yani gölün gerçekten görüntüsü, manzarası mükemmel. İmkanımız olmadı gitmek için ama inşallah bir gün belki nasip olur gitmek. Şimdi 2 kişilik bisikletlere bineceğiz. Bisikletler çok güzel. Şu ana kadar hiç binmemiştim. Bakalım nasıl bir tecrübe olacak. İran'da kadınların bisiklete binmesi kanunen yasak değil. Ama şöyle bir şey var. İran'da bisiklet kiralanan yerlere kadınlara vermiyorlar. Erkek kimliğiyle kadın bisiklet alabiliyor. Kanunda yok ama şöyle bir şey fark ettim. Kültürle alakalı bir şey. Mesela İsfahan daha kapalı bir şehir ve gerçekten normal karşılamıyorlardı. Ama şu an çok fazla görüyorum. Artık normalleşiyor gibi geliyor bana. Erdebil'de de şu an bulunduğumuz bölge gibi yerlerde kimse bir şey demiyor ama diğer yerlerde kadınları rahatsız ediyorlarmış. Ama Reşt şehri öyle değil. Kimse kadınlarla uğraşmıyor. Zaten İran'ın en rahat, yani kadınların en özgür olduğu şehir Reşt diyebiliriz. Bisiklete biniyoruz şimdi. Ben arkaya bineceğim. Bekle. kaldıralım. Evet. Bismillah. Bilmiyorum kamerayı tutup gidebilir miyim ama hadi bakalım. Bismillah. Çok iyi. Atısa. İran'da sadaka kültürü var. İranlılar yolculuğa çıkacakları zaman mutlaka ve mutlaka sadaka atıyorlar. Ve şöyle şehirde sadaka kutuları görebiliyorsunuz. Orada da bir tane farklı bir sadaka kutusu var. Ve bugün İran'da Demerdar Akrebe açıklamasını da size buraya yazacağım. Bugün mutlaka sadaka atılmasını öneriyorlar. Çünkü insanlar daha agresif oluyorlar. Ben de buna çok inandığım için ve bugünlerden çok etkilendiğim için mutlaka sadaka atıyorum. Şimdi restorana geldik. Restorana da gidelim. Restorana geldik. Şöyle 4 katlı bir restoran. İçeriye girelim. Selam. Son katına geldik. Şöyle bir yerde oturacağız. Tabii normal masalarda var. Şöyle bir manzarası olan yere oturduk. Yağmur başladı. Şimdi burada yemeği kendimiz alıyormuşuz. Şöyle bir sıra var. Gidiyoruz. Hangi yemekler buranın geleneksel yemekleri? Türkiye'den. 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 Buranın geleneksel yemeği işte bu. Bıçak değmen, evet. Değil mi? Başka ne var? Başka cerdan var, marita var. Matcha. Aha. Korma sebzi mahalli. Ha, farklı değil mi? Aha. Bu ne? Koku. Birkaç tane yemek alalım, tadına bakalım, size de söylerim nasıl olduklarını. Şimdi biz seçtik, garsonlar yukarı götürüyorlar. Yemeklerimizi getirdiler. Buradaki bazı yemekler Erdebil'e özel, bazıları da bütün İran'ın her yerinde bulabilirsiniz. Bu ne? Şunu merak ettim. Aa, bu pilavmış. Bakın şurada tereyağı koyuyorlar. İran'ın pilavları farklı bir şekilde pişiriliyor. Makarna gibi pişiriliyor ve sonradan demleniliyor. Sonradan yağ atıyorlar. Bir şey daha göstereceğim. Buna İran'da tehcin diyorlar. Bu yumurta var bunun içinde. Güzel oluyor. Ben onu çok beğeniyorum. Bu da zaten dizi kebabı. Şöyle bunu alıyoruz. Şöyle suyunu döküyoruz. Çok sıcak. Suyunu döktükten sonra böyle bunu eziyoruz. Bunun içine de ekmek doğrayıp sonra içindekileri böyle ekmeğe alıp yiyoruz. Böyle bir şey. Öyle buradaki de cacık. İran'da da cacık oluyor ama yoğurttan yapılıyor. salata var. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. İran'da salatalara sos koyuyorlar ve tatlı bir sos. Şuna bakar mısınız? İlk başlarda bana çok tuhaf gelmişti. Tadı çok kötüydü ama şu an ben de seviyorum bunu. Bu da kase kebabı. Öyle. Bir şey daha göstereceğim. Şuna bakın. Bu ne biliyor musunuz İran'da? Bu buğday suyu. Yani alkolsüz bira. Aslında bazı buğday sularında yüzdelikler de var. Yani onun bir yüzdesi oluyormuş. O yüzdeye geçmezse alkol sayılmıyormuş. İran'ın bazı 5 yıldızlı otellerinde sadece yabancılara kısıtlı bir şekilde alkol veriyorlar. Şimdi biraz yemeklerimizin tadına bakalım. Bu da bıçak kıyma. Zaten yemiştik bundan. Tamam. 4 kişilik bu yemeğe 500.000 tümen verdik. Böyle hepsi et yemeği genel olarak. Şu dizi kebabı çok meşhurmuş. Atusa yemekle uğraşıyor. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Bir tane de sen söyle. Ne söylüyorum? Yemeğimizi yedik. Şimdi baklava varmış. Baklava yedik. Yarın Tebriz'e doğru yol alıyoruz. Bu videoyu burada bitiriyorum.